Merhabalar, Gizem Dikova ile Canlı Tuvaller programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel, çok renkli bir program yapmayı ümit ediyoruz. Şimdi size konuğumu takdim etmek istiyorum. Göz hastalıkları ve cerrahisi uzmanı, sevgili operatör doktor Gülnay Kiray bizlerle. Merhaba. Hoş geldiniz, merhabalar hoş demek istiyorum. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, çok teşekkürler, sağ olun. Kısaca sizi tanımak istiyoruz en başta. Hı. Operatör Doktor Gülnay Kiray kimdir? Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum 2000 yılında. Daha sonra Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Göz Kliniği'nde uzmanlığımı yaptım. 2001 ve 2004 yılları arasında. Ve şimdi de Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Oküloplastik Cerrahi Birimi sorumlusu olarak görev yapmaktayım. Ümraniye, evet. Eğitim Araştırma Hastanesi'nde. Eğitim Araştırma Hastanesi'nde. Devlet Hastanesi ve çok yoğun, evet, oldukça. Çok ciddi vakalar gelmekte. En çok günümüzde göz sağlığı dediğimizde görme kusurları geliyor aklımızda ve astigmat, miyop, hipermetrop gibi görme kusurları sanırım daha çok artış gösterdi. Evet. Teknolojiyle doğru orantılı olarak bir artış gösterdi diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Özellikle göz hastalıkları dendiği zaman aklımıza ilk gelen şeylerden biri bu kırma kusurları. Çünkü herhangi bir hastalığınız olmasa bile mutlaka en azından 40-45 yaşından sonra mutlaka bir göz hekimine başvurmanızı gerektiren problemlerden bir tanesi. Ömründe ilk kez, yani bir kere dahi olsa insanlar bir göz doktoruna uğruyorlar. Bir kere dahi olsa mutlaka bir göz doktorunu mutlaka ziyaret etmeniz gerekiyor bu problemlerden dolayı. Kırma kusurları genel anlamda hipermetropi, miyopi, astigmat ve presbiyopi olarak ayrılabilir. Presbiyopi daha çok 40-45 yaşından sonra gördüğümüz yaşa bağlı yakın görmeyi yakın görme bozukluğuna sebep olan bozukluğun adı presbiyopi. Evet. Ve bunlar genel olarak tanımlamak gerekirse göze gelen ışığın retinaya, normalde gözümüze gelen ışık retinaya odaklanmalıdır. Evet. Net görebilmemiz için hepimizde. Ama böyle bu kırma kusurlarında göze gelen ışınlar ve görüntü aynı zamanda retinaya odaklanmaz. Ve bununla birlikte miyopi, hipermetropi ya da astigmatizma dediğimiz kırma kusurları oluşur. Tedavisi ne şekilde oluyor peki? Kırma kusurlarının tedavisi en basit şekliyle tabii ki gözlük, en basit şekilde şu an uzun senelerdir yapılan şekilde gözlük reçetelenmesi şeklindedir. Gözlükten başka çok uzun yıllardır tabii ki kontak lensler reçete edilmekte. Evet. Ve özellikle son 20 yılda da çok hani teknolojinin ilerlemesiyle de geniş teknikler geliştirilen refraktif cerrahi ve daha sonra göz içi lensleri uygulamaları biz de bu kırma kusurlarını ve aynı zamanda presbiyopiyi de içeren bir şekilde düzeltmemize imkan sağlamakta. Sanırım sizde de var şu anda. Evet. Ben de şu anda tam net olarak algılayamıyorum bu mesafeden ama kontak lens tercih ediyorsunuz. Şu anda kontak lens kullanıyorum, evet, ben de. Hipermetrop, miyop? Benim miyopum var. Miyop. Evet, onun için kontak lens kullanıyorum. Astigmat sadece miyoplu gözlerde mi oluyor? Nasıl? Hayır, astigmat da bir çeşit kırma kusuru aslında. Ama astigmat hem miyop miyoplu gözlerde hem de hipermetroplu gözlerde görebildiğimiz bir kusur. Evet. Ama bunların genellikle tedavisi ve düzeltme şekilleri birbirine benziyor. Hani sadece hani teorik anlamda bizim teorik anlamda anlamlandırmamız ve işte tanımları değişiyor. Ama genellikle tedavileri aynı olabiliyor. Genel anlamda aynı diyebiliriz. Günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle birlikte hem görme kusurlarını düzeltirken hem de aslında görme kusurlarına sebep olan yine teknoloji oluyor. Evet. Sanırım televizyon, bu yeni tabletler. Evet. Gerçekten de haklısınız. Ailelere ne tavsiye edersiniz? Çocukları için, ebeveynlere? Özellikle şöyle bir durum. Şimdi ekran, televizyon, tabletler, telefon, sürekli ekran başındayız işimiz gereği. Evet. Ve gerçekten teknoloji çok fazla hayatımızın içine girdi. Ve bu bizim bu kırma kusurlarımızı daha kolay fark etmemize sebep oldu. Evet. Belki gözüyle iş yapmayan insanlar birazcık daha geç fark edebiliyorlar bu kırma kusurlarını. Ama genellikle artık günümüzde en ufak kırma kusuru bile hani bulanık görüyorum, işte yakını göremiyorum ya da işte bilgisayara bakıyorum, daha sonra uzağa bakıyorum ve bulanık görüyorum gibi şikayetlerle hastalarımız bize gelebiliyorlar. Sanırım küçük yaşlarda olduğunda hatta anlaşılmıyor. Mesela bir tanıdığım ahbabım vardı aynı şekilde. Aslında doğuştan mı geliyor bilmiyorum ama
4 yaşından itibaren aslında ileri derecede miyop varmış. Evet. Şimdi şöyle, erişkin yaşta 20-30 yaşında bunu fark ettiler. Aslında tabii normal ki zannediyordu. Fakat kontak lens kullanımından sonra anladı. Ben kusurlu görüyormuşum aslında. Aslında bulanık görüyormuşum. Bulanık görüyormuşum. Şimdi erişkin yaşta tabii ki biz bunları daha çok ifade edebiliyoruz, bulanık görüyorum diye. Ama çocuklar, özellikle de okul öncesi ve daha küçük çocuklar bize bu bulanık gördüklerini ifade edemeyebiliyorlar. Şimdi bu yüzden özellikle 0-2 yaş, 2 yaşa kadar tüm çocukların mutlaka bir kere herhangi bir göz doktorunda muayene olmasını mutlaka öneriyoruz. Doğum sonrası zorunlu bir göz kontrolü oluyor mu evet, ülkenizde? Evet, evet. Bu mutlaka öneriliyor. Çocuk doktorları tarafından da öneriliyor. 2 yaşa kadar mutlaka bir kere göz doktoru görmeli. Ve bir de okula başlamadan, okul öncesi çağda bir kere, okula başlamadan 6 yaş civarında da bir kere olmak üzere, eğer her şey yolundaysa. Evet. Mutlaka bir kere kontrol edilmeli çocuklar. Yani bununla beraber tedavisine iki kere olmuş sonrasında oluyor. Gözlük ya da kontak lens. Sanırım küçük çocuklarda çok uygun değil kontak lens. Evet. Gözlük ile başlıyorsunuz. Genellikle çocuklar bize kayma şikayetiyle de gelebiliyorlar. Hı. Şaşılık ya da kayma şikayetleriyle evet. gelebiliyor. O zaman aile bize daha çabuk bunu fark edip daha çabuk getirebiliyor. Ama bazen yüksek miyopi ya da yüksek hipermetropisin dediğiniz gibi de bunlar fark edilemeyebiliyor ve biz kendi muayenelerimizde fark edip daha erken yaşta da gözlük reçete edebiliyoruz. Evet, gerçekten en başta çocuklarda önce gözlük önce diyoruz. Gözlük. Ama belli bir yaştan sonra, mesela 12, 13, 14 yaşından sonra artık hani çağımızda görsellik de çok önemli. Artık ben evet. gözlük takmak istemiyorum evet. diyen çocuk ya da işte genç ergen hastalarımız çok fazla var. Bunlar bize geldikleri zaman da eğer refraktif cerrahi yapılamayacak bir yaştaysa, ki refraktif cerrahi daha çok gözün bu refraksiyonunun gelişmesinin bitmesini mutlaka bekliyoruz. 21-22'li yaşları. 20, eğer bu iki yaş arasındaysa, hani çocuk da değil, hani 22 erişkin de değil. Evet. Ama bu iki yaş arasındaysa mutlaka kontak lens bir seçenek olarak önümüzde duruyor ve kontak lens reçete edebiliyoruz gerçekten. Peki kontak lens kullanımında ülkemizde insanlar genellikle çok çekiniyor kontak lens kullanımında. Evet. Kimisi görsel olarak kullanmayı tercih ediyor, kimisi tedavi amaçlı tıbbi cihaz olarak kullanmak istiyor. Fakat kullanımın nasıl yapacağını bilmediğinden, nelere dikkat etmesi gerektiğini bilmediğinden bu bilinç çok fazla yaygınlaşmadı. Hı. Bu konuda ne tavsiye edersiniz izleyicilerimize? Şimdi önce kontak lensin neleri tedavi edebildiğini önce bilmek lazım. Şimdi biz tabii kontak lens dediğimiz zaman hani rutin kırma kusurlarını tedavi ediyoruz diye hani halkımız öyle biliyor, ama kontak lens başka korneadaki çeşitli lezyonların ve çeşitli hastalıkların tedavisinde de tedavi edici amaçlı kullanılabilir. Bazen irisi, gözünün renkli kısmı olmadan doğan ya da irisi çeşitli cerrahiler sonucunda irisi olmayan hastalarda, irisi hani gözün dışarıdan da estetik olarak güzel görünmesi için irisi olan kontak lensler de var. Onlar o şekilde kullanılabilir. Ve yine bu söz ettiğimiz işte miyop, hipermetrop ya da presbiyopi gibi kırma kusurlarının tedavisinde kontak lensler tercih edilebiliyor. Şimdi kontak lens kullanırken eğer bazı kurallara riayet edersek, eğer bazı kuralları gerçekten olması gerektiği şekilde kullanırsak bunun bir sakıncası yok. Şimdi bunlar zaten mutlaka kontak lens öncelikle bir göz hekimi tarafından reçete edilmeli. Evet. Ve şu anda da zaten zorunlu bir zorunlu şekilde hale evet zorunlu hale getirildi. Göz hekiminin reçetesi olmadan kontak lens satın alınamıyor. Mutlaka bir göz hekiminin muayenesi doğrultusunda reçete edilen kontak lensin, çünkü çeşitli çapları oluyor ve biz evet. çeşitli muayenelerden ve gözün çeşitli ölçümlerinden sonra o kişiye en uygun kontak lensi ve numarasız için de geçerli aynen, aynı evet. şekilde. Sadece kırma kusuru olması gerekmiyor, hastanın. Eğer bir kozmetik amaçlı bir renkli kontak lens istiyorsa bile yine de evet. mutlaka göz doktorunun o ölçümlerinden sonra gerekli, kendisine uygun, en uygun kontak lens reçete edilmeli. Bundan en önemlisi bu. Ve bu muayene sırasında, ilk kontak lens muayenesi sırasında zaten doktorunuz size kontak lens kullanırken nelere dikkat etmeniz gerektiğini ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. Hı hı. Özellikle biz hı hı. hastanemizce kontak lensler için uyulması gereken kurallar listesi oluşturduk ve bunu veriyoruz. Genellikle tüm merkezlerde de bu yapılıyor. Şimdi en önemli şey şu. Kontak lens gözün kornea tabakasına, en dıştaki saydam tabaka olan kornea tabakasına dışarıdan koyduğumuz bir yabancı cisim aslında. Evet. Ve gözün kornea tabakası oksijenini ve beslenmesini dışarıdan, havadan alan
bir doku. Dolayısıyla oksijen oranı yüksek lensler seçilmesi. Gözünüzün üzerine koyduğumuz kontak lensin mutlaka oksijen geçirgenliğinin iyi olması. Sanırım su oranıyla doğru orantılı evet, bir şey. Evet, bu su oranlarıyla doğru orantılı. Ve zaten hani doktorunuz da bu gerekli önerilerde sizin için seçenekleri sunuyor. Evet. Ve bu yüzden kontak lensin sabah gözünüze takıldığı zaman mutlaka akşam yatmadan önce mutlaka çıkarılması gerektiği mutlaka hastalarımıza her şekilde söylüyoruz. Çünkü gece yattığınız zaman kontak lens eğer gözünüzde durursa, hı hı, kontak lensin üzerine bir de kapaklarınız geliyor. Evet. Uyurken ve bu da kornea oksijenizasyonunu yani çok çok azaltan bir unsur. O yüzden mutlaka geceleri kontak lenslerini çıkarmalarını öneriyoruz. Evet. Başka bir önemli unsur, kontak lens kullanan hastalarımızın kontak lens kullanımı sırasında havuza, denize girmemeleri ve hatta duş almamaları. Duş almamaları. Çünkü havuz, deniz ve duş sırasında göze... Su sporları, su aktiviteleri. Evet, her türlü su aktivitelerini yapmamaları, hı hı, gerekiyor. Çünkü kontak lenslerin üzerinde çeşitli porlar var ve bu porlar mikroorganizmaları tutuyorlar ve enfeksiyon riskini çok çok arttırıyor. Hmm. Ve özellikle sulardan aldığımız mikroorganizmalar bizim tedaviye en dirençli mikroorganizmalar, yani tedaviye en dirençli ve tedavi edemediğimiz, çok çok zor tedavi ettiğimiz mikroorganizmalar. Hatta bazen körlüğe kadar gidebilecek durumlar oluyor. Özellikle bunu çok net bir şekilde bilinmesi ve söylenmesi gerek. Çok güzel. Bunun yani, gibi kurallarınızı zaten doktorunuz size söyleyecektir. Ve bunları yaptığınız, hijyen kurallarını takip ettiğiniz sürece kontak lens kullanımımız çok rahat. Evet. Kesinlikle diyorsunuz öyle bu konuda. Peki Ümraniye Devlet Hastanesi'ndesiniz. Birçok olay, birçok vaka yaşamaktasınızdır, hı-hı, gözle ilgili acil durumlar. Aklınızda kalan böyle bir anı demek yanlış olur bu konuda büyük bir ihtimalle. Aklınızda kalan en böyle ilginç vakalardan bizimle paylaşmak ister misiniz? Şimdi tabii ki böyle vakalardan çok var ama hani böyle bu hani medya ortamında hastalarımızdan onay almadan böyle şeyleri paylaşmamız çok uygun düşmüyor aslında. Doğru. O yüzden hani hepimiz belli bir Hipokrat yemini ettik ve hasta bilgisi her zaman bizde saklıdır. Ve çok özeldir. O yüzden hani burada paylaşmam çok doğru olmaz. Çok güzel, doğru. Hipokrat yemini almadan, evet. Saygımız var diyoruz. Peki kontak lens konusunda öyleyse devam edelim. Sevgili izleyicilerimiz, bizim de aynı zamanda sponsorumuz Geomedical. Çok sayıda kontak lens üretimi yapmakta. Numaralı, numarasız, renkli, aynı zamanda torik lenslerimiz, astigmat tedavisinde, evet, kullanılan. Doktorumuz da bize bilgi verirse torik lensler konusunda hastalara neler tavsiye ederler ve Geomedical'in bir özelliği varmış sanırım sponsorumuzun. Aldığım istihbaratlar doğrultusunda ürün yelpazesinde toriklerde renkli torik. Sanırım Türkiye'de olmayan bir ürün. Evet, şimdi hem renkli göz kullanmak isteyen hem de bildiğim kadarıyla şeffaf lensler daha çok. Evet, şimdi şöyle kullanılmakta bu kontak konu. Lensler yumuşak, bildiğiniz yumuşak bir maddeden yapılıyor. Evet. Ve bu kontak lenslerin genellikle işte hipermetrof ve miyopiyi gayet güzel düzeltebiliyor ama astigmatı da gayet güzel düzelten torik kontak lensler var. Tedavi edici özelliği var diyoruz öyleyse. Şimdi, bu doğru mu? Tedavi edici türde kontak lensler birazcık daha farklı. Hı hı. Bunlar daha çok hani çok çok yüksek numaralarda kontak lensler ve bazen sert kontak lensler ya da gaz geçirgen kontak lensler de diyebiliyoruz. Evet. Ama hani estetik açıdan hani renkli kontak lens tercih eden hastalarımızda aynı zamanda astigmat da varsa hem renkli hem de torik seçeneği firmalarda mevcut. Geomedical firmasında özellikle hastalarımızın çok rahatlıkla kullanabildiği bu hem torik hem hipermetrop hem de miyop çeşitleri olan hem de renkli kontak lens seçenekleri mevcut Geomedical firmasında. Bir de aynı zamanda Türkiye'de sanırım bu konuda biraz nasıl diyeyim, çeşitlilik az bildiğim kadarıyla. Çukur oranı denilen bir oran varmış. Hı hı. Hocam doğru mudur bilmiyorum. Bunda çukur oranlarında gözden göze bir bu kavis oranı değişmekteymiş. 8, 6, evet, 7 diye nitelendirilen sanırım benimki kontrolde en son
8-7 diye hatırlıyorum. Ona uygun bir lens almıştım. Aslında bu korneanın kurvatürü ve nasıl şekliyle ilgili bir durum. Korneanın evet. dik ya da birazcık daha düz korneyi böyle bir koni gibi yani küre gibi düşünürsek kürenin daha dik ya da daha yassı olması ile ilgili bir durum bu sizin söylediğiniz. Ve bu zaten ölçümlerimiz, yaptığımız ölçümler bununla ilgili. Ve bu ölçümleri yaptıktan sonra aynı şekilde kontak lensin daha dik ya da daha düz hastanın kendi korneasına uygun bir şekilde seçeneklendirilip o şekilde uygulanması çok önemli bir unsur. Önemli olan göz sağlığımızı sonuna kadar korumamız. Evet. Bu konuda doktorlarımıza danışarak doğru lens seçimi, doğru gözlük seçimi yapmamız çok önemli. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Sevgili operatör doktorumuz Gülnay Kiray. Ben teşekkür ederim. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Bugün sizlerle Gizem Dikova ile Canlı Tuvaller programında beraberdik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.